Bu görsel dersimizde Oracle veri tabanı üzerinde SQL ile sıralamayı göreceğiz. Sıralama işlemi için order by komutu kullanılıyor. Bu order by yapısının sintaksı şu şekilde: select kolon isimleri ya da yıldız denebilir bunun yerine, from table name, table name'den yani tablo adından sonra order by geliyor. Order by'dan sonra ise hangi sütun üzerinde bir sıralama işlemi gerçekleştireceksek o sütunu ya da sütunları yazıyoruz. Daha sonra gerekli olmayan yani zorunluluğu olmayan ASC ve desk kullanımı var. Onu da bu şekilde görmüş olacağız birazdan. Şimdi en temel olarak kullanımını öğrenelim. Select first name from employees order by first name diyoruz. Bu şu şekilde bir sorgu sonucu getirecek bize. Yani buradan istediğimiz şu: employees tablosundaki first name bilgilerini getir ve first name'i isme göre sırala. Yani A'dan Z'ye doğru sıralayacak baş harflerinden. Gördüğünüz gibi tam da istediğimiz şekilde sıralamış olduk. Ne yaptık? Tekrarlayalım. Employees tablosunda first name sütununu bilgilerini first name'e göre yani isme göre sıralayacağız. Nasıl sıralayacağız? Bu order by kullanımının default varsayılan kullanımı ascending'dir. Yani burada ASC şekilde yazan kullanımdır. Bunu ekstra yazmamıza gerek yok yanına. Bu ne işe yarıyor? Ascending bu A'dan Z'ye sıralamaya yarıyor. Örneğin bunu deskendik yapsaydık, desk yazsaydık oraya, Z'den A'ya doğru sıralayacaktık. Ancak bunun varsayılan kullanımı ASC olduğu için, yani ascending olduğu için bu şekilde A'dan Z'ye sıralamış olduk. Şimdi bir sonraki sorgumuza geçelim. Burada da yine 3 sütun bilgisi alıyoruz ve employees tablosundan department ID'ye göre sıralama işlemi gerçekleştiriyoruz. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi department ID'ye göre sıraladık. Nasıl anlıyoruz department ID'ye göre bunu sıraladığımızı? First name, department ID ve salary. Gördüğünüz gibi gene ascending şekilde default olarak sıralandı. Ascending kelimelerde yani string değerlerde A'dan Z'ye doğru sıralar. Nümerik değerlerde ise en küçükten büyüğe doğru sıralar. Bunun kullanım mantığı ve arka plandaki çalışma şekli budur. Nümerik değerler üzerinde küçükten büyüğe doğru bir sıralama gerçekleştirir ascending, yani default varsayılan kullanımı. String değer üzerinde ise A'dan Z'ye doğru az önce gördüğümüz gibi isimleri sıraladığımız gibi bir kullanım gerçekleştirir. Bakalım en altta hangi rakam varmış? Evet, 110 var. 0 de bu kategorize edilemediği için en alta yerleştirilmiş. Şimdi here date yani tarih üzerinde order by işlemi gerçekleştirelim. Burada da mantık aynı. Gördüğünüz gibi ilk 3 sütunda herhangi bir listeleme sıralama işlemi gerçekleştirmiyoruz. Sadece olduğu gibi yazıyoruz. Neye göre sıralıyoruz? Here date sütununa göre. Yani tarih formatlı bir sütuna göre sıralama yapıyoruz. Bu da şu anlama geliyor: yanına herhangi bir deskendik gibi bir belirteç koymadığımıza göre, keyword yerleştirmediğimize göre ascending'dir, yani varsayılan değeridir. Bu da küçükten büyüğe doğruydu. Tarihlerde küçük nasıl oluyor? 2001'den gördüğünüz gibi 2008'e doğru giderek bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Tarih formatlarında da aynı şekilde ascending ya da descending kullanılabilir. Bu da bunu göstermiş oluyor. Eğer bunun tersini yapmış olsaydık, 2008'den yani descending yazmış olsaydık 2008'den 2001'e doğru sıralayacaktı. Şimdi farklı bir kullanımını öğrenelim. Az önce sütun isimleriyle sıralama işlemleri gerçekleştirdik. Şimdi sütun sırasına göre sıralama gerçekleştireceğiz. Mesela burada select first name, last name from employees diyoruz. Order by 1 dedik. 1 ne anlama geliyor?
Buradaki sütunları sayıyoruz. Örneğin burada 5 tane olduğunu varsayalım yan yana. First name ve last name. Buradaki birinci sütun first name oluyor. Yani order by 1 dediğimizde birinci sütuna göre bunu sıralamak istediğimizi belirtmiş oluyoruz. Bu nedenle biz bu sorguyla first name'i default olan, yani varsayılan değeri olan askenlik şekilde sıralamak istediğimizi belirtmiş oluyoruz. Sorgu sonucuna baktığımızda A'dan Z'ye doğru sıralandığını görebiliyoruz. Şimdi ikinci sütuna göre sıralayalım. Yani last name'e göre. Gördüğünüz gibi first name E, S, M diye baş harfleri karışık giderken last name A'dan Z'ye doğru gidiyor. Bu şekilde de nümerik olarak kullanabiliriz. Türetilmiş kolona göre sıralama diyelim. Türetilmiş kolona göre sıralama yukarıdakilerden mantık olarak farkı yok. Sadece şurada salary çarpı 12 diyoruz. Daha sonra bir türetilmiş sütun ismi veriyoruz. Yani column alias bir isim veriyoruz bu sütuna. Daha sonra from employees diyerek order by buradaki vermiş olduğumuz takma isme göre sıralama işlemi istiyoruz. Yani bu da diğerlerinden hiçbir farkı olmayan bir kullanım. Tek fark olarak ise burada kullandığımız sütunun gerçekte var olmayan bir değer ile takma isim olarak kullanıldığı. Şimdi bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Ansel sütunu var. Bu sütunda maaşın 12 ile çarpım, yani çalışanların yıllık maaşı üzerinden bir listeleme işlemi gerçekleştiriliyor burada. Ve gene askenlik olduğu için 25.200'den 30.000, 33.000 gibi, yani küçükten büyüğe doğru sıralama işlemi gerçekleşiyor. Order by select işlemlerinde, yani SQL veri tabanında kullandığımız veri çekme işlemlerinde sıralamak için ekrana ya da program arayüzüne çektiğimiz veriyi sıralamak, listelemek işlemleri için kullanılır.